Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Bugün Corsair'ın M65 Pro RGB faresini inceleyeceğiz. M65 Pro RGB 12.000 DPI çözünürlüğe sahip bir sensöre, alüminyum gövdeye, 20 milyon tıklama ömrü olan Omron anahtarlara, ağırlık ayarlama sistemine ve yazılımsal olarak kontrol edilebilir RGB aydınlatmaya sahip bir oyuncu faresi. İlk bakışta fare oldukça hoş bir görüntüye sahip. Üzerinde 8 adet programlanabilir buton barındırıyor. Siz de benim gibi nispeten büyük bir ele sahipseniz parmaklarınızın ucu farenin önünden taşabiliyor. Fakat bu konforu çok da etkileyen bir şey değil. Fare ne çok küçük ne de büyük ellere sahip insanlar için üretilmiş diyebiliriz. İster palm grip ister claw grip oyuncusu olun, fare her iki durumda da rahat bir kavranışa sahip. MOBA oyuncuları buraya dikkat, sağ ve sol butonlar 20 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlara sahip. Farede örgülü kablo tercih edilmiş, ancak USB bağlantı noktası altın kaplama değil. Farenin arkasındaki alüminyum kafes benzeri yapı ve onun içinden fare altlığınıza yansıyan ışık çok güzel bir etki yaratıyor. Bu ışık aynı zamanda farenin arkasında bulunan Corsair logosunu da aydınlatıyor. Başka bir RGB LED de ön taraftaki fare tuşlarının altından süzülüyor. Bunları Corsair Utility Engine programıyla bireysel olarak açıp kapatabiliyor veya renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Farenin üzerinde DPI hassasiyetini değiştirmeniz için 2 adet ok butonu bulunuyor. Bu tuşlar Corsair Utility Engine'de belirlediğiniz DPI değerleri arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Tek sorun, oyun esnasında DPI değiştirme butonlarına erişim bazen sıkıntı olabiliyor. Çünkü iki parmağınızı da fareden kaldırmanız gerekiyor. Farenin tekeri sağa ve sola dönmese de pürüzlü dokusu ve sert dönüşü sayesinde oyunlarda en zor şartlar altında bile oldukça isabetli seçimler yapmanızı sağlıyor. Sol taraftaysa tipik ileri ve geri butonları ve bir adet Corsair'ın deyişiyle Sniper butonu bulunuyor. FPS oyunlarında avantaj sağlaması için düşünülmüş bu tuşa basılı tuttuğunuz süre boyunca farenin DPI değeri varsayılan olarak gelen 400'e düşürülüyor. Tabii ki bu değeri değiştirebiliyorsunuz. Zoom yaptığınızda çok hassas şekilde hedeflerinizi seçmenizi sağlıyor bu. Bununla birlikte yüzey kalibrasyonu özelliğinin yazılıma dahil edilmesi güzel bir ayrıntı. Bu özellik sayesinde Corsair birkaç saniyelik testle farenizi kullandığınız farklı yüzeylere uyarlayıp tam performans almanızı sağlıyor. Farenin altına baktığımızda orta kısımda sensörümüzü ve 3 adet ağırlık ayarlama aparatını görüyoruz. Bunları tırnağınızla ya da bir bozuk parayla saat yönünün tersine çevirip çıkarabiliyor ve farenizin ağırlığını keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Bu aparatlarla farenizin toplam ağırlığında 20 gramlık bir oynama yapabiliyorsunuz. Fare maksimum 135 gram ağırlığa ulaşabiliyor. Uç taraflardaysa farenin pürüzsüz hareket edebilmesi için geniş ve mümkün olduğunca çok sayıda tefton ayak tercih edildiğini görüyoruz. Corsair bu farede PixArt'ın PMW3360 optik sensörünü tercih etmiş. Sensör 12.000 DPI hassasiyete kadar çıkabiliyor. Fare sensörlerinin son yıllarda kat ettiği yol gerçekten etkileyici olmakla beraber bu kadar yüksek hassasiyete gerçekten kimin ihtiyacı olduğu da ayrı bir soru işareti. Ben şahsen 1100 DPI'dan sonrasını kullanılamaz buluyorum. Corsair RGB serisiyle oyuncu ekipmanlarında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Son yıllarda dikkat ettiyseniz sadece çevre birimleri değil, anakartlar hatta ekran kartları dahi RGB aydınlatma özellikleriyle geliyor. M65 Pro RGB de bu çizgide bir ürün. Anlamsız DPI yarışı dışında FPS oyuncularını memnun edebilecek güzel özelliklere ve estetik görünüme sahip. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.